Merhaba arkadaşlar. Artık enlemin ve boylamın ne olduğunu biliyoruz. Boylamın etkilerini ve enlemin etkilerini de biliyoruz. Unutmayalım, tekrar ediyoruz. Enlem birçok şey etkilerken boylam sadece yerel saati etkiliyordu. Peki nedir bu yerel saat ve nasıl hesaplanıyor? Hemen şöyle bir bakalım. Yerel saat hesaplamaları diyoruz. Başlığımızı attık ve hemen bir notla başlıyoruz. İki meyzen arası her yerde 4 dakikadır. İki meyzen arası her yerde 4 dakikadır unutmuyoruz. Ve bu asla değişmeyecek ki biz buna yine karşınıza çıkacak açısal hız diyoruz. Demek ki açısal hız 4 dakika ve asla değişmeyecek. Bunu unutmayın. Sebep dersi bize diğerlerinde de olduğu gibi dünyanın şekli ve çizgisel hız buna sebep olan en önemli örneğimiz. Peki şimdi diyor ki. Bununla ilgili, madem biz 4 dakika olduğunu biliyoruz, 15'te o boylamında yerel saati vermiş ve Türkiye'nin en doğusunda yerel saat kaçtır diyor. Burada önemli olan Türkiye'nin en doğusunun hangi boylam değerine sahip olduğunu bilmek. Neden boylam değeri diyorum? Çünkü saat hesaplamalarında enlem değerleri kullanılmaz ve bununla ilgili hesaplama yapılamaz. O yüzden ne diyeceğiz? Türkiye'nin en batısındaki boylam değerimiz. Bakın batısı diyorum ama Türkiye'nin en batısı yine 26 doğudur. Neye göre? Başlangıç meridyeni sıfıra göre. 26 doğu 45 doğu. Demek ki bize Türkiye'nin en doğusunu sorduğuna göre 45 doğu Türkiye'nin en doğusu. Peki 15 doğu ve 45 doğu. Hatırlarsak arada şunu yapıyorduk hemen. İkisi de aynı yönse birbirinden çıkartıyorduk. Çıkartalım. Birinci işlemimiz o zaman 45 eksi 15 değil kaç medyan çıktı? 30 medyan. Bir tanesi kaç dakika eder arkadaşlar meridyen 4 dakika. O zaman 30 tanesi kaç dakika eder? Hemen 120 dakika yazalım. Peki yetmez bunu neye çevirmeliyiz? Saate çevirmeniz. 120'yi 60'a bölerek saate çeviriyoruz ve diyoruz ki 2 saatlik bir fark var aralarında. Peki şimdi unutmamız gereken en önemli şey işlem aslında burada başlıyor. Doğuda saatin her zaman ne olduğu ileri. Bir şey ilerletmek için ne yapacağız? Artıracağız. Batıda ise saatin ne olduğu geri. Bir şey geriletmek için ne yapıyoruz? Eksiltiyoruz. O zaman bize doğuyu sorduğuna göre 15 doğuda kaç saatimiz? 16.20. Peki 45 doğuda demek ki 16.20'den çok daha büyük bir sayı çıkacak. Hemen ne yapıyoruz? 16.20'ye 2 saatimizi ekliyoruz. O da kaç oldu arkadaşlar? 18.20. Bakın Türkiye'nin en doğusunda saat 6'yı akşam 6.20 geçerken 15 doğuda saat henüz 4.20 geçmekte. Bunu da unutmayalım. Örnekle biraz daha rahat anlaşılır hale getirdik. Peki. Şimdi boylam hesabı soruları karşımıza çıkabilir. Bununla ilgili ne yapacağız? Hemen ona bir bakalım ve örnekle başlarsak daha akılda kalıcı olacaktır. Şimdi örneğimize bir göz atalım. Yerel saati başlangıç meridyeninden 160 dakika ileri olan boylam değeri nedir diye sormuş bize. Burada hemen altını çizeceğimiz ileri. Demek ki başlangıç meridyeni sıfır. İleride olabilmesi için ne olması lazım? Başlangıcın doğusunda. Demek ki biz buraya kocaman bir çarpı atıyoruz. Diyoruz ki 160 dakika ileri olabilmesi için doğuda olması lazım. Peki 160 dakika kaç meyzen eder? E, 4 dakikada e, biz bir meyzen geçebiliyorsak 160 dakikada kaç tane 4 varsa o kadar meyzen geçmiş sayılacağız. Şöyle yaparsak hemen 4'e bölersek demek ki 40 meyzen ne yapmışız? Geçmişiz. E doğuda olduğunu az önce ispatlamıştık. Demek ki doğru cevabımız 40 doğu. Peki bu örnek Türkiye'nin içerisinden geçen bir boylama ait midir diye sorarsa evet doğrudur. Türkiye'nin içinden geçen boylama aittir. Peki Yeni bir başlık güneş hesaplamaları. Bunları tek tek ele aldık. Biraz daha rahat edebiliriz böyle düşünürsek. Bu da ayrı bir başlık olsun. Güneş hesabı. Şimdi biz notla başladık. Çok özel bir not. Çünkü güneş hesaplamalarında en önemli detay baştaki bu 21 Mart ya da 23 Eylül ifadeleridir. Çünkü bu ifadelerin yer aldığı sorularda biliyorum ki dünyanın her yerinde gece ve gündüz eşit. Yani ne demek arkadaşlar bu? Sabah altıda doğacak, akşam altıda batacak ve dünyanın her yerinde de bu mevzu geçerli olacak. Şimdi bu bağlamda sorularımı rahatlıkla ne yapabilirim? Çözebilirim. Bununla ilgili bir detay örnek daha var. Hemen oraya onu da sokabiliriz. 23 Eylül günü. Bakın hemen altını çizdim, yuvarlak içine aldım. Aklıma gelecek ilk bilgi nedir burada? 23 Eylül ya da 21 Mart belirse biliyorum ki dünyanın her yerinde gece ve gündüz eşit. O zaman sabah kaç? Altı. Akşam kaç olmalı? 18. Peki o zaman diyorum ki öğle vaktini biraz geçmiş. Şurada saat kesin kaçtı? 12. Öğle vaktini biraz geçmiş. Demek ki 12.30 1'e doğru bir saat dilimi içerisinde X bölgesi. Y'de durum nedir? Sabah 6 demiştik. O zaman daha güneş doğmak üzere. Yani Y'de güneş henüz doğuyor. Z'de ise batmak üzere. Yani ortalama saatimiz 18 ve civar diyebiliriz de. Bakın bunu özellikle koyduk. Diyoruz ki 45 derece verildiği zaman ne yapacağız? Şimdi sabah 6'da doğduğunu biliyorum değil mi? Şimdi her 15 meridyende bu da önemli bir not olarak karşınıza az sonra çıkacak. Ama biz yeri gelmişken önce bir yapalım. 1 saat geçiyorum. Her 15 meridyende tekrar ediyorum 1 saat geçirir. O zaman 45 meridyen 45 derece varsa her 15'te 1 ise kaç saat geçeceğim arkadaşlar? 3 saat. Demek ki 6 ise 45 dereceli saatimiz 3 saat sonrası yani 9 olacak. Bu da önemli bir bilgi. Müzik